Zeytin ağacı. Köklerinden yeniden doğan ölmez ağacı. Kadim zamanlardan beri barışın, bereketin sembolü. Çünkü zeytin emek demek. Çalışmak, birlikte üretmek demek. Tıpkı Nuriş emekçileri gibi. İşte bu nedenle emek ve dayanışmamızın sembolü de bir zeytin ağacı olmalıydı. Önce kollar sıvandı, taslaklar çizildi. Sıkı bir çalışma başladı tüm atölyelerde. İşçisi, ustası, yöneticisi, tüm emekçilerimiz metali bir kağıt gibi kestiler, şekil verdiler maharetli elleriyle. Bir bir ortaya çıktı ağacımızın yaprakları, dalları. Geriye sadece bunları birleştirmek kaldı. E zaten o da bizim işimiz değil mi? Yapraklar, dallar birbirine eklendi. Yavaş yavaş kendini gösteriyordu ağacımız. Dayanışma dediysek öyle lafta değil. Hep birlikte iş yapmaksa söz konusu olan, o gün ustabaşlarımız da kolları sıvayacaktı elbette. Önce ağacımızın tüm yaprakları silindi birer birer. Sonra yılların ustası geldi ve son dokunuşu yaptı. Artık hazırdı birlikte iş yapmanın, dayanışmanın, dostluğun sembolü zeytin ağacımız. Ne mutlu bize ki Nuriş'te dayanışma var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun. Nuriş Teknoloji.